Şimdi Pazartesi sabah bir tane private equity müşterimizin bir portföy firmasında çalışıyoruz. O portföy firmasında büyük bir tedarik zinciri ile ilgili projemiz var. O projenin geldiği noktada müşterimin bir tane SAP uzmanına ihtiyacı var. O SAP uzmanının ve tedarik zinciri yazılımı firmasının bir araya getirilmesi lazım benim ekibimle ondan sonra müşteriye gidip bu problemin nasıl çözüleceği anlatılması lazım müşteri bununla ilgili bütün o kavramsal şeyin tartışmaların kimin ne yapacağı iş bölümünün tartışmalarını benim yapmamı istedi şimdi ben mesela pazartesi sabah 8'de bu üç grupla birlikte şeyde Starbucks'ta buluşuyorum. Ve orada hani ilk toplantıyı yapacağız. O toplantıdan sonra herkese ödev vereceğim. Salı günü öğlen müşterimizle buluşuyoruz. O kişilerle. Pazartesi günü sabah ilk bu toplantımı yapıyorum. Ondan sonra ekiple birlikte ekip o sırada tabii müşteriye gitmiş olacak bile ekiple buluşup onların uğraştığı şu anda satın alma tarafıyla ilgili bir proje yapıyoruz. O ekiple birlikte statü toplantısı yapmam gerekiyor. Muhtemelen günümün geri kalanı biraz orada geçecek onlarla çalışmakla. Bu toplantıların bittikten sonra öğle yemeğinde dünyanın önemli FMCG firmalarından birinde 5 yıl brand management yapmış bir arkadaşla buluşacağım. takdir edersin ki benim hala en önemli görevlerimden biri şirkete yeni kaliteli arkadaşlar getirmek. Ondan sonra Akşama da bir tane müşterimizle akşam yemeği yiyorum. Yani esasında düşünürsen sabah biriyle toplanıyorum. Öğlen ekibimle yani öğlene kadar ekibimle çalışıyorum. Öğlen yeni tanıştığım biriyle şirkete onu getirmek için öğle yemeği yiyorum. Öğleden sonra ekibimle çalışıyorum. Akşam da bir müşteriyle ileride çıkabilecek bir proje ile ilgili akşam yemeği yiyeceğim.